Merhaba arkadaşlar. Bugün sizde Çin'den getirmiş olduğum drill makinesini paylaşmak istiyorum. AliExpress'ten aldım bu cihazı. Tamamen hobi amaçlı olmakla beraber ben de ilk kez deneyeceğim. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Markası Bobcat. Gümrükte takılı ve ben bunu 30 dolar civarı bir şey aldım. Bunun linkini paylaşacağım sizinle. 30-35 dolara falan aldım. Gümrükte 20 TL gibi bir ücret ödedim. Açtıkları için şu anda şu şekilde dış kabı gayet güzel muhafaza edilmiş. Dışta korulan şöyle köpüklü bir, daha doğrusu içi hava dolu bir naylon sarmışlar. Ben bunu maket bıçağıyla açtığım için böyle bir kağıdı yırtmış oldum. Cihaz şöyle bir şey. BDK 180 watt ve 30.000 RPM olaraktan, yani dönüş hızı olaraktan şu şekilde size gösterebilirim. 180 watt, 30.000 dönüş hızı, 220 volt, 50 Hz. Seçerken ben UK'yi seçtim. UK ne demek? Bizim kullandığımız Türkiye'de şu şekilde prizler. Eğer Amerika'yı seçerseniz bu size uyum sağlamayacaktır. O yüzden UK'yi seçmenizi tavsiye ederim. Yani cihaz şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi burada hız düğmesi var. Buradan sonuna kadar arttırabiliyorsunuz. Kaç kademeli olduğunu tam şu anda göremiyorum ama bunu bir ara çalıştırırız. Burada kömürler var. Bu kömürleri iki taraftan açıp size bunun detayını anlatacağım birazdan. Bakalım kutu içerisinde neler çıkmış. Bunları böyle şu şekilde dizelim buraya. Şu şekilde. Özür diliyorum. Uçlar mevcut. Ahşap oymak için. Ekstra bir kutu daha. Bunun içinde parlatıcı, matkap ucu, zımpara ve şununla arkadaşlar parkelerde oluşan lekeleri temizlemede gerçekten birebir ben test ettim, onayladım. Alkolle veya tinelle çıkartamadığım şeyi bununla 3 saniyede çıkarttım. Herhangi bir çizilme de olmadı. 2 adet uç var. Burada dediğim gibi taşlar var. Bu uçlarla zımparaları birleştiriyorsunuz. Bunlarla ilgili de detay anlatacağım. Bununla gümüşlerinizi parlatabilirsiniz. Keçe tarzında uçlar. Bunu bu şekilde buraya koyalım. Şimdi şöyle yedek kömür var. Bu kömürlerin boyu 3 milimden küçükse değişmemiz gerekiyor. Yani şu her iki tarafta da olan, bunun şurada bir aparatı var. Hemen göstereyim. Şöyle bir aleti var. İki uçlu. Şu şekilde şunun arka tarafıyla bunu buradan tırnaktan açabilirsiniz. Açtığınızda şöyle kömür çıkıyor. Bunu cetvelle ölçtüğünüzde 3 milimin altındaysa eğer bu, değişmeniz gerekmektedir. Bakımı bu şekilde. Ahşap oyma uçlarını göstereyim size. İçerisinde çıktı hep bunlar. Bunları da buraya koyuyorum. İçerisinde başka böyle boylarda zımparalarımız var. Bunlarla demir malzemeleri kesmek için kullanıyorlar. Aynı şekilde bu şey. Bunlar da daha büyükleri. Zannedersem bunlar 20 milimlik. Evet, bir adet gözlüğümüz var arkadaşlar. Yine bu gözlük metal kesimler için takmanızı öneririm. Çünkü sıçrayan bir parça gözünüze girebilir. Oldukça başarılı bir gözlük. Muhakkak bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Ve içinde şöyle görmüş olduğunuz ahşap için
testereler var ve bunları içerisine yağlı bir şekilde muhafaza etmişler. Bunların üzerlerinde 20.000 RPM yazmakta. Dönüş hızı olarak da. Bu 20.000'i alabilmek için 20.000 makinanız 20.000'in üzerinde olması gerekiyor. Yani benimki 30.000 RPM'di. Bu 20.000 olduğu için rahatlıkla bunun istediğimiz performans alabileceğiz. Eğer benimki daha düşük 10.000 RPM'de olsaydı bu 20.000'den kesinlikle verim alamayacaktık. Yani demek istediğim muhakkak cihazınızın RPM hızı disklerden daha yüksek olmak zorunda. Bunu da böyle bırakayım. Şöyle şunu sıkalım. Evet. Bunu zannedersem şu şekilde. Şöyle. Arkadaşlar bunu ben denemedim. Sadece parkeyi parlatmak için denedim ve oldukça etkili çözüm aldım. Örneğin şunu takalım. Arkadaşlar bu da milimler var. Bunu açtıkça kaç milim dereceğinizi mesafeyi belirleyebiliyorsunuz. Burada da iki adet ucumuz var. Bunlar şu şekilde. Matkap ucu gibi ince küçük uçlar var. Bunlarla güzelce ölçülü olarak da delik açabilirsiniz. Zımparalara gelince ben bunu çıkarayım. Olur da bir paslanmış kaşık olabilir, bıçak olabilir. Onları dediğim gibi bunlarla kullanarak da o pasları giderebilirsiniz. Daha sonra bir silah yardımıyla şu süngerlerle parlatabilirsiniz. Onlar için kullanmanız gereken aparatlar burada mevcut. Dört adet uç var. Bu uçtan nasıl kullanılır hemen şöyle göstereyim. Örneğin şöyle sünger tarzı şeyini kullanmak için şöyle sivri uçlu vidalar şekilde saat yönünde çevirerekten şu şekilde bunu buraya monteleyip bu ucu geçtim. Bir de şöyle bir ucumuz var arkadaşlar. Burada da böyle görmüş olduğunuz kalın ve ince zımparalar var. Onları da size göstereyim. Şöyle ince ve kalın. İki adet zımpara türümüz var. Şu kalın olanı. Kalın olanını şu şekilde buna geçiriyorsunuz. Bunlar geçip takmalı. Hemen bir tanesini ben şöyle hızlı bir şekilde geçireyim. Görmüş olduğunuz gibi. Bu uç burada. Bunu böyle kupuya koyuyorum. Ve daha incesi bunun yarısı kadar. Onu da buna geçirip cihazınıza bağlayabiliyorsunuz. Oyma taşlarını da göstermek istiyorum. Burada şöyle oyma taşlarımız var. Bakın. Bunlar ahşapları oymalı birebir arkadaşlar. İnce, daha inceleri. Şu görmüş olduğunuz uçlar. Hemen bunu da açmak istiyorum. Şuradan bir yerden açıyorum. Şöyle. Kapağı açılabilen. Bunlar elmas olduğunu zannetmiyorum ama elmas kaplamaya benziyor arkadaşlar. Şöyle gayet muntazam kaliteli bir şeye benziyor. Şu şekilde göstereyim size. Kalından inceye doğru her boyu var arkadaşlar. Arkadaşlar bir de az önce gösterdiğim uçlara şey bu tip bir şey var. Bu kesici şeyi. Bir de
vasıtasıyla yaparsanız daha güzel olacak. Bu buradaki vidayı çıkartıp şu şekilde iki tane de kesme ağacını şuraya koyup kesme ağacını şuraya koyduktan sonra bunu buraya vidalıyoruz arkadaşlar. Bunu iyice sıkmanızı tavsiye ederim. Bir de şunu söyleyeyim. Bu aparatları çoğaltmak istiyorsanız dediğim gibi yine aynı yerde AliExpress'te veya Çin'de oldukça uygun fiyatlara 25'e, 30'a, 30 TL'ye tedarik edebilirsiniz. Bazıları çok ucuz, zımparaları çok ucuz. Bazıları taş oyma aparatlara bile mevcut. Ben onlardan da getirdim. Onları getirdiğimde de sizinle paylaşmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bununla her türlü vidaları, çivileri uzunsa, fazla uzunsa bununla kesebilirsiniz. Dediğim gibi muhakkak gözlük kullanmanızı, çünkü bir arkadaşımın başına geldi, gözüne sıçıyordu ve inanılmaz bir yanma yaşadı. Gözlüğü taktığınızda bence koruyacaktır. Gayet de başarılı bir gözlük. Kaliteli olduğunu düşünüyorum. Öyle görünüyor. Hatta uzadıp kısaya da biliyor. Burada ip bağlama yerleri var. Boynunuza asabilirsiniz. Gayet başarılı. Bunu da bu şekilde koyduktan sonra. Bunu şimdi çalıştırmak istiyorum. Örneğin şu kesme aparatını takarak veya bunu yapmayalım. Şöyle şu polish ucu daha güzel olacaktır. Bunu taktıktan sonra dediğim gibi şuraya elinizle bastırıp daha sonra şu aparat sayesinde takabiliriz ve hemen size motorumu çalıştırıyorum. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü. İnanılmaz bir gücü var. Çok hoşuma gitti. Bir de size bu uzatma kablosunu bağlayarak çalıştırmak istiyorum. Onda da şöyle bir taşlama şeyi vardı. Oyma aparatı vardı. Yine açmak için aynı düğmeye basıp şöyle bu sefer sola çeviriyorum. Daha sonra da şöyle gevşetiyorum. Bunu buradan çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Şu siyah parçayı yuvarlayaraktan ve şu aparatı buraya takıyoruz. Ve bunu hem bunu buradan sıkarak da şunu şöyle alayım. Cihazı şöyle koyup bir çalıştırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi istediğiniz yere ulaşabiliyorsunuz. Oymayı kesinlikle tavsiye ederim. Harika bir cihaz. Dediğim gibi bu cihazı sökmek için şuradaki tuşa deliğe şu aparatını sokup daha sonra şuradaki anahtarcıkla buradan söküyoruz. Evet arkadaşlar, bunun da ara aparatı burada mevcut. Şöyle poşette poşetlenmiş
ve ahşap kesmek için testereler mevcut. Bunu da bir ara sizinle paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız olursa yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi ben bunu profesyonel olarak yapmıyorum. Sadece satın almış olduğum ürünü sizinle paylaşmak istedim. Teşekkürler.